İstanbul'un bir ucu Tekirdağ, diğer ucu Sakarya'ya dayandı. Her yıl gittikçe artan İstanbul kalabalığına çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, İstanbul kent merkezine araçla girişin ücretli olması gerektiğini işaret etmişti açıklamasında. Teklife sıcak bakan çok. Zaten hayat çok pahalı. Bir de İstanbul'a girmek için de başka bir ülkeye giriyormuş gibi para ödemek çok mantıklı gelmiyor. İstanbul'a giriş ücretli olur mu? İstanbul'a vize gelir mi? Daha önemlisi, bu önlemler İstanbul'un kanayan yaralarına merhem olur mu? İyi olur. Anadolu'dan vesaire başka yerlerden gelmez alır. İyi olur yani bence. Nüfus sayısı çok fazla. Bir şekilde düzenlemek lazım. Deprem korkusu, trafik yoğunluğu, İstanbullu bile bu kargaşadan artık yoruluyor. Peki İstanbul'un belli merkezlerine girişler ücretli olsa bu yoğun trafik biraz olsun azalır mı? Sokakta da bu konuşuluyor. Çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterdi. İstanbul'un belediye başkanı iken benim İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma diye bir tezim vardı. Her gelen rahatlıkla girsin. Bu olamaz. Yani İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım. Bakın, Londra'ya giremezsiniz. Londra'da belli kuralları var bu işin. Cumhurbaşkanının örnek verdiği Londra'da söz konusu bölge 19 kilometre çapında. Öğlen 12'den akşam 6'ya kadar araçla girmek isteyen 15 sterlin, yani yaklaşık 350 lira ödüyor. Ücretli olsun diyorum ben. Ben İstanbulluyum, İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ailem de buralı, yani başka gittiğim bir yer olmadığı için olabilir. Kent trafiğini azaltmayı hedefleyen uygulama hava kirliliğine de çözüm. İstanbul'da uygulaması nasıl olur? Senaryolar karışık, sorular çok. Pek çoğu da şimdilik muamma. Gelen insanların bir gerekçeleri olacaktır mutlaka ve o ücreti de, bir gerekçen varsa ödemeyeceksindir diye düşünüyorum. Yani gelecek işi olacak olanlar yine gelecektir. İstanbul vazgeçecek bir yer değil. 15 milyon 600 bin emekliyi ilgilendiren bir haber var sırada. Buna EYT'liler de dahil. En düşük emekli maaşını 7500'e yükselten ve bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkaran düzenleme mecliste ve ortaya çıktı ki EYT'liler de bayram ikramiyesinden yararlanacak. Yani Nisan'da hem ilk maaş hem ikramiye yolda. 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bayram ikramiyelerinin ikişer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzda paylaşın diye ifade ettiler. Hükümetin müjdesini verdiği iki düzenleme de meclis komisyonunda. Bütün hesaplar Nisan ayına göre yapılıyor. Bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Ben de aynı fikirdeyim. 2000 liralık bayram ikramiyesi 15 milyon 600 bin emekliyi ilgilendiriyor. Buna EYT'liler de dahil. Yani Nisan ayında hem ilk maaşlarını hem de ilk ikramiyelerini alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi de Haziran ayı içinde hesaplara yatacak. Maaş ve ikramiye düzenlemesi komisyondan geçtikten sonra genel kurula gelecek. Hızla yasalaşması planlanıyor.